Bir başka وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَب۪يِّنْ Biz hangi yerleşkeye bir nebi göndermişsek اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَرَّاءِ İlla ki oranın halkını sıkıntılarla, darlıklarla karşı karşıya getirmişiz. Bunlarla onları yakalamışız. Neden? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye. Çünkü biz gönderdik, karşılık vermediler. Yani olumlu karşılık vermediler. Aksi istikamette ilerlediler. İnadına baş kaldırdılar. Akledip Nebi'nin getirdiklerinin doğru olduğunu onlara fark ettirmemize rağmen, belletmemize rağmen ısrarla inat edip aksi istikamette ilerlediler. Bunun üzerine biz de kullarımızdan kolay vazgeçecek değildik. Onları tokatlayalım, ufak ufak azaplarla yola getirelim istedik. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ Çünkü büyük azap, o bitimsiz, nihayetsiz ahiret azabı gelmeden öncesinde küçük küçük azaplar ile لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Dönsünler diye azaba uğrattık. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın azap sünnetini uygulamadığı millet de yok. Yani bazı milletlere Nebi gönderdi, işte biraz ısrar etti Nebi, çok ayetlerle onları oradan buradan olmayınca tamam bunları direkt helak etti değil. Bu aşamaları onlara tatbik ediyor. İlahi sünnette bu zorlayıcı ama cebredici değil. Cebir çünkü iradeyi elden alan olur. Zorlayıcı, onları belli sıkıntılara uğratıp zoraki ibret almalarını sağlayıp ama sonra yine esnetip iradeleriyle kalan yolculuklarını gönüllü devam etmelerini bekleyen bir salınım bu. Ama bu salınımdan çıkanlar zor kalkınca, ayaklarını karaya sağlam basınca yahut sıkıntı kalkıp sağlıklarına kavuşunca tekrar şirke döndüler. Diyor ki biz bunu yaptık. لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ Neden? يَدَّرَّعُونَ Yakarsınlar diye. Demek ki sıkıntı gelince Allah'ın kuldan beklentisi yakarmak. Bu yakarmak da o esnadaki yakarmak değil. Çünkü o esnadaki yakarmak, sadece o esnadaki yakarmak, herkesin yaptığı yakarmak. Onu müşrikler de hepsi yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın asıl yakarsınlar dediği, o esnada yakara dururken sıkıntıyı Cenab-ı Hakk'ın kaldırmasıyla birlikte yakarmaya gönüllü devam etmek. Bunu kalıcıya, kalıcı bir değere, kişiliğine, yaklaşımına, davranışlarına bir katma değer, ibret diyoruz bu katma değere, olarak yansıtmak. Yoksa o esnada can havliyle bağırdı, çağırdı, deprem oluyor, yağlardı, yakardı, ya Rabbi şöyle böyle dedi. Sabahına çıkınca hiç umursamadı. Bu değil ayette Cenab-ı Hakk'ın yakarsınlar diye dediği. Sıkıntımız gelmişken فَلَوْلَا اِدْجَاءَهُمْ بَيْسُنَا تَدَرَّعُوا dediği. Yani bunu, bu gelen sıkıntıyı artık yakarmaya dönüştürmek ve sıkıntı kaldırıldığında bile artık kendince yakarabilmeye devam etmek. Çünkü o esnadaki yakarma kendince bir yakarma değil. O sıkıştırınca olayın gelen yakarma. Nasıl bir yerini sıkınca bağırıyor? O sen bağırmıyorsun aslında. Cenab-ı Hak sıktığı için bağırıyor. Ama Allah Azze ve Celle bıraktığında bu kez kendisi bağırmaya, yakarmaya devam ediyorsa o kendi yakarması. O yüzden لَعَلَّهُمْ يَتَدَرَّعُونَ Yakarsınlar diye dediği Cenab-ı Hakk'ın insanların bundan ibret alıp kendilerini ıslah edip artık Cenab-ı Hak ile barışık bir sürece girmeleri, bizim ıslah dediğimiz, tevbe dediğimiz. لَعَلَّهُمْ يَدَّرَّعُونَ Allah kullarını ne kadar çok seviyor ki soft tedbirlerin yanı sıra hard tedbirleri, bu tabirleri biliyorum bazıları yadırgıyorlar ama yani onların müsamahasına sığınarak kullanıyorum. Çünkü gençler çok bunları kullanıyorlar ve onlar açısından neredeyse çok oturmuş bir kavram gibi.
Hemen anlıyor yani öyle deyince. Dolayısıyla soft tedbirler Cenab-ı Hakk'ın yapma yavrum, etme yavrum, yavrumları yanlış söyledim, yapma kulum, etme kulum, kabilinden kula çok acı vermeden onu okşayarak yaptığı çağrılar. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın çağrısı. Allah da çağırır mı dersen tabii ki çağırır. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah kullarını hiçbir zaman cehenneme çağırmadı. Allah kullarını esenlik yurduna, cennete çağırıyor. Ve kullarını cehenneme gitmeyin diye uyardı. Hatta tehdit etti. Hatta illa gidecekleri tokatladı, küçük küçük azaplarla dönsünler diye cehenneme gidişattan vazgeçirmeye çalıştı. Bir tek iradelerini bloke edip onları oradan almadı. Çünkü yol iradeye bağlı. Biz bu dünyada herkes iradesini Cenab-ı Hakk'ı seveceksek de isteyerek sevmeliyiz. Cenab-ı Hak bizim irademizi bloke edip zorla kendisini bize sevdirse bu sevgi sevgi olmaz. Bunun bir anlamı da yok. Buradan kaynaklanacak bir sevginin değeri de yok. Allah da bunu bildiği için meşiyetimize dokunmuyor. Meşiyetimizi serbest bırakmayı dilemiş. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ O yüzden Hazreti Peygamber'i uyarıyor. Diyor ki اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Sen mi insanlara baskı uygulayacaksın iman etsinler diye. Sonra dedi ki sen mi böyle baskıyla zoraki اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ Ateşe gideni, ateşe atılanı, ateşte olanı sen mi kurtaracaksın? Ne yapamazsın. Kendi iradesiyle zoraki isteyerek kasten gidiyorsa benim bunca soft uyarılarıma, bunca sonrasında gelen sert hard uyarılarıma rağmen ısrarla hayır ben cehenneme gideceğim diye inat eden bir kimseye yapacak bir şey yok. Biri böyle birine ufak bir uyarıda bulunmuş, yine okuduklarımdan gördüm böyle. O da demiş ki cevaben ona, anlamadığınız şey şu, bizim bir Allah'ımız yok diyor. Biz öyle birini reddediyoruz. O yüzden onun adına bize herhangi bir hatırlatmada bulunmaya kalkışmayın. Sizin kaçırdığınız nokta şu, biz onu tanımıyoruz, öyle bir şeyimiz yok. Korkunç bir şey bu. Yani yaptığın şey çok iğrenç olabilir. İğrençliği bütün çeşitleriyle, renkleriyle yaşıyor da olabilirsin. Ama en azından bunu sahibi reddetmeye, sahibe karşı diklenmeye vesile etme. Şeytan seni buraya kadar getirmesin. Belki yarın o günahlardan vazgeçer ama Allah Azze ve Celle'yi kaybetme. Bu varlığınla seni yaratmış, adam etmiş, kaş, göz, renk, boy, poz vermiş. O yegane kudreti yok sayma. اَكَفَرْتَ بِالَّذ۪ي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا Seni topraktan yaratmış, Hazreti Adem'den başlayarak. Sonra ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ Sonra nutfa üzerinden yaratıp bu hale getirmiş. Adam yapmış olanı. Yok mu sayıyorsun? Şeytanın verdiği en büyük yanıltıcı ve şahmat veya ne diyorlar, o bazıları hani şırınga ediyor ve ölüyor ya, o neydi? Altın vuruş. Şeytanın altın vuruşu kulun günahından, günah ile yoğrulmasından yola çıkarak artık Cenab-ı Hakk'ı reddetmesini, onu hiç saymasını vehmetmesi ona. Yani diyor ki sen o kadar günahkarsın ki artık sana şu andan sonra Cenab-ı Hak'tan yana hiçbir ümit söz konusu değil. En iyisi yoksa da kurtul. Yani günahla çok yoğrulmuş da olabilir kul. Hala Cenab-ı Hakk'ı reddetmemiş. Çok günahkarım biliyorum, ona karşı çok yanlışlar içerisindeyim ama yani reddetmeye hala dilim varmıyor, hala o noktaya gelemiyorum. Bu şeytanın hala uçurumun ağzında itemediği bir kimse. Bak bütün günahları, bütün de iğrençlikleri ve bütün renkleriyle işliyor olabilir.
Ama hala oradan aşağı düşüremediyse hala şeytan altın vuruşunu sonuçlandırmamış demektir. Hatırlayın hadis-i şerifte 99 adamın katili bile hala Allah'tan ümidini koparmadığı sürece Allah'ın rahmetini hiç kimse açısından uzak kılamayız. Bizim böyle bir hakkımız yok. Cenab-ı Hak bütün kullarının sahibi var Rabbi. Dolayısıyla kanka bizim Allah'ımız yok diyen kişiye bulunduğu iğrençlikten daha fazla acıma hissi duymak durumundayız. Çünkü bu kendi ipini çeken bir adam durumunda kalıyor. Ne kötü şeytanın bir kimseyi artık Cenab-ı Hak'tan ümitsiz bırakabilmeyi başarmış olması. İşte bu altın vuruş. اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ Bu küfür. Çünkü Hazreti Yakub'un ifadesiyle Allah'ın rahmetinden kafirlerden başkası ümidini kesmez.